değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İnsanları yüzüne karşı övmek sakıncalı mı? Yüzüne karşı övülmesi yasaklanan kimseler olduğu gibi övülmesinde sakınca görülmeyen hatta övülmesi faydalı olan insanlar da olabilir. Bu açıdan Bukhari ve Müslümin sahihlerinde bir kimseyi yüzüne karşı övmenin caiz olduğunu ifade eden birçok hadis-i şerif bulunduğu gibi insanları yüzüne karşı övmenin sakıncalı olduğunu bildiren hadisler de aynı kitaplarda sahih olarak geçmekte. İşte İslam alimleri bu hadisler arasında herhangi bir çelişki görmezler ve aralarını şöyle bulurlar. Şayet bir insanı yüzüne karşı methetmek ve övmek, onun kendini beğenmesine, kibirlenip gururlanmasına, şımarmasına, ve bu sebeple fitneye düşmesine sebep olacaksa onun yüzüne karşı övmek kesinlikle yanlıştır ve yasaklayan hadisler bu anlamdadır. Ayrıca bir insanı övmede çok aşırı gitmek de hoş karşılanmamıştır. Fakat buna karşılık takva sahibi aklı başında gururlanıp kibirlenmesinden ve şımarmasından endişe edilmeyen kimselerin yüzüne karşı onları övmek, onların güzel özelliklerini söylemek de asla bir sakınca görülmemiştir ve hiçbir sakıncası yoktur. Bu durum iyileri ve iyilikleri teşvik etmek şeklinde değerlendirilmiş ve hatta müstehap olduğu söylenilmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Resul Efendimiz bizzat kendisi sahabilerden birçoğunu övüp met onların güzel ahlaklarını özelliklerini öne çıkarmış ve kendilerini de topluma örnek insanlar olarak takdim etmiştir. Hatta hadis kitaplarımızın fedail ve fedail ashab bölümlerinde bunun en güzel ve eskimez misallerini görürüz. Konuyu özetlemek gerekirse. 1- Kibirlenip gururlanmasından, şımarıp fitneye girip düşmesinden korkulan kimseyi yüzüne karşı övmek kesinlikle doğru değildir ve bu yasaktır. Bu kişiye zarar vermek anlamına gelir. 2. Takva ehli, kibirlenmesinden ve şımarmasından korkulmayan faziletli kimseleri övmekte hiçbir sakınca yoktur. Hayda hatta faydalıdır. 3. Meddahlık, dalkavukluk ve çığırtkanlık dinimizde caiz görülmemiştir ve kötü bir haslettir. 4. Bir kimse övülürken onda mevcut olan özellikler anılmalı. Niyeti zihninden geçirdikleri ve kalbinde gizlediği sırları Allah'a havale edilmeli ve hiç kimse Allah'a karşı kesin ifadelerle temize çıkarılmamalıdır. Bu ölçüler ışığında birisini tedavi etmek ve onu güzel ve hayırlı yola alıştırmak için güzel özelliklerini ve vasıflarını söyleyebiliriz. Ama Şımarıp yoldan çıkacak insan ile istikamete gidecek insan az çok kendini belli edeceğinden bizim de överken medederken bunları dikkate almamız ve bu hikmete uygun bir tavır sergilememiz de hem dinimizin bize tavsiyesi hem de müminliğimizin bir görevidir.